Yani son derece kalitesiz bir uyku. Bu hasta sabaha kadar kendiyle mücadele ediyor. Sabah kalktığı zaman hiç uykusunu alamamış bir hasta. Araba kullanması alkoliklerden 7 kat daha tehlikeli bu hastaların. Bu işte otobüs devreye uçtu, şarampole gitti. Bu hastaların çoğu, özellikle otobüs şoförlerinin kilo olur, hep oturur. Sürekli yerler işte böyle hareket kısıtlıkları var. Onların birçoğunun apne hastalığı çıkıyor gibi. Onun için sorunuzu ben çok önemsiyorum. Horlama bir basit giriş ve uyarı. Horlamayı ciddiye almak lazım. Ama asıl önemlisi, apne var mı? Apne varsa mutlak tedavi edilecek bir şeydir. Mutlaka. Tedavisi Cerrahi var, mümkün. var. Tabii ki var. Cerrahi olarak tedavi edilebilir veya ileri vakalarda CPAP denen burundan basınçlı maskeler veriliyor. Hastanın mutlaka gece o nefesinin tıkanmasını, işte kardiyak olsun, tansiyon, beyin, nörolojik o sekelerin olmasını engellememiz lazım. Hayati risktir. Yani gerçekten çok acil ve ciddi önlem alınması gereken bir şey. Toplumun %8'inde gözüküyor. 65 yaşın üstünde %25'tir. Apne hastalığı, horlamadan bahsetmiyorum. Yani son derece de sık görülen ve maalesef de hala ülkemizde o bilinci yerleştiremedik henüz. O da bizim Peki ayıbımız. horlamayı kestirdiğimiz zaman, yani işte cerrahi operasyonla veyahut da tedaviyle horlama kesildiği zaman bu apne hastalığı da önünü kesmiş oluyor muyuz? Tedavide hastalığın tanısına göre tabii ki metot seçiyoruz. Sadece horlama var, apne yok, nefes durması yoksa bunun adı primer horlama oluyor. Basit horlama. Basit horlamanın tedavisi kolay. Yani benim bu hafta böyle bir ameliyatım var mesela. O küçük dili yapılan müdahaleler olabiliyor. Radyo frekans dediğimiz, yani ameliyatsız metodu da var. İlla hani ameliyatta kesmek, biçmek değil. Radyo frekans denen metotla o küçük dil küçültülebiliyor. Ben kendi babama yaptım, artık babamla uyuyabiliyoruz dedi. Aynı odada. İmplantlar yapılabiliyor. Yine bu sadece horlama için Evet, yapılacak. evet. Bu çok faydası oluyor yine. Daha ileri vakalarda cerrahi işlemler yapabiliyoruz. Bu vulvopalatal flap denen, yani küçük dil yukarı doğru katlayıp dikilen operasyonlar. Bunlar da hastanın horlamasına çok faydası oluyor. Çünkü horlama dediğimiz gibi. Peki bunu takip etme olanağınız var mı? Yani hastayı ameliyat etmeden önce bakalım gerçekten nasıl horluyor gibi böyle bir takip etme operasyonu oluyor mu? Tabii, uyku testi dediğimiz bu. Evet. Hasta geliyor, bir gece bir de misafir oluyor. Evet. Sabaha kadar bakılıyor. Yani 30-40 çeşit parametre izleniyor onda. İşte oksijen durumu nedir? İşte kalp grafisi nasıl? Tansiyonu kaç oluyor? Beyindeki dalgalar nasıl? Bacak kasları nasıl gibi birçok göğüs hareketleri var mı? 36 kadar parametre Ayrı, var. evet. O raporlanıyor. Ona göre tan alıyorsunuz. Mesela böyle bir hasta geldi. Horlaması da var. İleri derecede apne. Biz bunu cerrahi olarak tedavi etmiyoruz. Anlattığım o maskelerden veriyoruz. Doğrusu o, ameliyat ederseniz zarar vermiş olursunuz o hastaya. Yani onun da tanısını koymak için mutlaka polisomnografiye ihtiyacımız var.